Peki hocam hedef koymak, hedeflerimize ulaşmak, bir yandan potansiyelimizi açığa çıkarmanın bir gereği, şekillerimize göre çalışmak. Kiraz çekirdeğiysek büyüyüp kiraz ağacı olmaya gayret etmek, elma çekirdeğiysek belki elma ağacı olmaya. Bu anlamda insana çok iyi gelen ve potansiyelini açığa çıkarmasını, kendini gerçekleştirmesini sağlayan bir eğilimimiz var ama özellikle bu Modern dünyada bu geç kapitalizm hem tüketmeyi çok salık veriyor hem de e, başarıyı da nesneleştiriyor ve çok e, hırslı bir yerden okumamıza belki sebep oluyor. E, bu başarı kültürü, modern çağın başarı kültürü bizi nasıl etkiliyor? Bir yere sıkıştırıyor sanki. Başarılı ol, yüksel yoksa öl yani. <laughs> Böyle bir e, yere hapsediyor sanki bizi bu. Potansiyelini açığa çıkarmakla bu kapitalizmin bizi sıkıştırdığı başarı kavramı nasıl ayırt edebiliriz? İyi bir şey yapıyorum zannederken çok kötü bir şey yapıyor olabiliriz kendimize çünkü. Şimdi bugün bir dostumla sohbet ediyordum. Bir arkadaşından örnek verdi. Arkadaşı şöyle anlatmış. İşten ayrıldım. Sevmediğim bir iş yapıyordum. İşimi bıraktım. Cildim gençleşti. Ben sabahları... Daha iyi uyanmaya başladım. Geceleri kafamı yastığa koyar koymaz uykuya dalmaya başladım. Hayattan daha büyük zevk almaya başladım. Ben yaşlanıyorum zannediyordum. Meğerse işimi sevmiyormuşum. Hmm. Bir tür gönüllü kölelik halinde yaşıyoruz. Bu gönüllü köleliği fark etmek zorundayız. İş hayatı olsun, modern hayat olsun bizi sürekli daha hızlı gitmeye daha çok yapmaya, daha çok şey edinmeye, hayatımızı daha fazla ıvır zıvırla doldurmaya adeta icbar ediyor. Bir kendimize dönüp bakmalıyız. Ne yapıyorsun? Hayatını böyle mi tüketmek istiyorsun? Yani hayatının sonunda evinde bir sürü ıvır zıvır, elinde bir sürü ıvır zıvır, hayatını pek çok gereksiz şeyle doldurmuşsun ama yaşanmaya değer bir hayat yaşamamışsın. Mesele toplamak değildir Rukiye Hanım. Mesele eksiltmeyi bilmektir. Hmm. Fazlalıklardan kurtulmayı bilmektir. Yani bir hayat ustası olmaktır, yaşama sanatçısı olmaktır. Hmm. Hepimizin ödevi budur ve bu da fazlalıklardan kurtulmakla olabilir. Ivır zıvır uğraşılardan, ıvır zıvır ekran bağımlılıklarından, maleyani olandan uzaklaşarak kendi hakikatimizle yüzleşmek bizi bu hayatta anlamlı bir varlık haline getirecek neyse oraya yoğunlaşmaktır. Başarı kültüründe şöyle bir şey var. Çok temel bir soru sorulması gerektiğini düşünüyorum ben. Kazanırken neyi kaybettin? Yani bir makam kazandın, çok mal mülk biriktirdin. Peki bu arada neyi kaybettin? Ruhunu kaybetmiş olabilir misin? İnsan ilişkilerini kaybetmiş olabilir misin? Aile sıcaklığını kaybetmiş olabilir misin? Sevdiklerinle hiç saatine bakmadan uzun saatler geçirme gibi bir lüksü kaybetmiş olabilir misin? Veya bunu artık bir lüks haline getirmiş olabilir misin hayatında? Herkes kendini bunu sormak zorunda. Kazanırken neyi kaybediyorum? Eğer ruhumu kaybediyorsam, insanlığımı kaybediyorsam eksik olsun istemem eksik olsun diyor ya evet. Sirano de Bergerac. Evet. İstemem eksik olsun diyebileceğimiz şeyler olmalı hayatta. Hmm. La diyebileceğimiz, elimizin tersiyle itebileceğimiz şeyler olmalı. Kendi hakikatimize, kendi özümüze sadık olabilmek için ben bu modern çağın başarı yutturmacasının tam bir illüzyon olduğunu ve gönüllü köleler yaratmak üzere tasarlandığını düşünüyorum. Başarı özüne sadık bir hayat sürmektir. Başarı dürüstlüktür. Başarı ahlaktır. Başarı erdemdir. Başarı herkesin rüşvet aldığı bir yerde rüşvet almamaktır. Başarı efendim e, misakına sadık kalmaktır. İlahi sesi duyabilmektir. Başarının onlarca, yüzlerce tanımını getirebiliriz. Ama maddi başarı peşindir. Yani insan, insanı çok yanıltan bir şey. Çoğu zaman maddi başarıyı kendi zekamıza hamlediyoruz. Oradaki ilahi dokunuşu görmezden geliyoruz. Ve e, ben kendi danışanlarımın hayatında olsun, kendi hayatımda olsun... ...öyle örnekler görüyorum ki e, bugün ben varım, ben çok kıymetliyim ve çok... E, Eşi bulunmaz bir kişiyim diyen insan yarın çok büyük bir yoklukla ve dertle sınanabiliyor, ayağı tökezliyor hı. ve insan aslında düşerken neyse o biliyor musunuz? Hı. Yani insanın gerçek karakteri, seciyesi düşerken meydana çıkıyor. Hayat armağanlarını bizden esirgediğinde biz kim oluyoruz? Hı hı. Hayat bizi eskisi kadar cömert davranmadığında, o ilahi bağışlar kesildiğinde. Birdenbire Nemrutlaşıyor muyuz? Firavunlaşıyor muyuz? Yoksa onları da e, gönül huzuruyla kabul edebiliyor muyuz? Çok sevdiğim bir hikayedir. Yani bir yerlerde okudum. İnşallah yanılmıyorumdur aktarırken. İmam-ı Azam için şöyle bir hikaye anlatılır. Ben kısaltarak anlatacağım. Gemilerin battı diyorlar. Uzaktan bir adam geliyor koşarak kötü bir haberim var. Gemilerin battı. Ticaret için ya da gemin battı. Elhamdülillah diyor. Sonra aynı adam yarım saat sonra yine nefes nefese geliyor. Batan gemi senin değilmiş. Yanlış söyledim diyor. Yine elhamdülillah diyor. Etrafındakiler soruyorlar niye ikisine de şükrettin. İlkinde üzülmedim, ikincisinde sevinmedim diyor. Hmm. Bu kolay bir şey değil. Yani bunlar idealler tabii, bunlar büyük ruhlar ee, ve bu hikayeler de bize ulaşıyorsa bunların bizi öğretecek, eğitecek tarafları vardır. Hikaye deyip geçmemek lazım, kıssa deyip geçmemek lazım. Onlar bir sürü yaşanmışlığın indiğinden süzülerek bize geliyor ve aslında bir toplumun ahlakını düzenlemek, bir topluma bir şeyler öğretmek için o hikayeler yüzyıllardır anlatılıyor. Belki yüksek idealler ama biz de Kabe yolunda yürüyen karınca misali. Kendimize bu idealleri e, hedef edinebiliriz, menzil edinebiliriz ve bu konuda gayret gösterebiliriz. Belki yıkılmak değil ama biraz sarsılıp toparlanmak ee, bizim için kendi adıma daha makul bir hedef olabilir benim için mesela. Hani bu kadar içimde yaprak bile kıpırdamayacak kadar belki bir dinginlik benim için çok üst düzey bir hedef ama bir kutup yıldızı gibi yön gösterir insana hani böyle bir halde mümkün. tarihte bir zamanlar, böyle haller yaşamış insanlar geçmiş bu yeryüzünden. Demek ki gelen de giden de bizi çok anormal derecede sarsmamalı. En azından buna kafa yormak, bunu tefekkür etmek. Başarıda da aynı şekilde. Hep lineer bir çizgide, hep doğrusal ve yukarı doğru bu hedefe ulaştın. Şimdi bir sonraki, şimdi bir sonraki, şimdi bir sonraki. Bilgisayar oyunlarının mantığı bu. Evet. Bilgisayar oyunları işte bu yüzden gençleri kendisine bağımlı kılıyor. Hmm. Hep başarılacak bir sonraki hedefi hmm. koyuyorlar ve yetinmeyi imkansız hale getiriyorlar. Dolayısıyla hep bir sonraki basamak derken insan bağımlı hale geliyor veya işte günlük hayatta. Biraz daha biraz daha derken hayat yanımızdan geçip gidiyor bize uğramadan. Evet. Ve daha ben yaşayacaktım derken aslında o şeyleri yapmak için epeyce bir yorulduğunu fark ediyor pek çok insan. Ee, onun için bir yandan akan bir hayat var bir yandan da önümüze sıralanmış bilgisayar oyunu gibi hedefler var. Belli başlılarını geçtikten mutmainlik hissettikten sonra hala istiyor muyum hala devam etmek istiyor muyum? Çalışırsam evet bunu da başarabilirim ama bunu da başarmak istiyor muyum? Bu bana ne hissettirecek? Bu benim arzum mu gerçekten yoksa... Bu benim hayatım mı? Bu Ben, ben yaşadım mı? Bu benim hayatım mı? Diyor diyor rahmetli Doğan Hoca. Bu benim hayatım mı yoksa mimetik bir arzumu? Çevrem tarafından öğretildiğim, benimsetildiğim Bu mimetik kavramı çok önemli. Ee, hazır siz konuyu açmışken çoğu zaman başkalarının arzuladığı şeyleri arzuluyoruz. Hı hı. Ve başkalarının... E, takdir edeceğini veya kıskanacağını, haset edeceğini zannettiğimiz hayatları yaşamaya çalışıyoruz. Ben neredeyim? Bu soruyu sormalıyız. Hı. Bu benim gerçek isteğim mi? Bir gün e, bir kahve fincanı almak üzere bir dükkana girmiştim. Porselen fincanlardan beğendik işte ailecek. Tam ödemeyi yapacağız bir hanımefendi arkadan seslendi. Modern hayatta bu tür seslenişleri çok nadir duyarsınız. Gerçekten ihtiyacınız var mı dedi. Oo. Harika bir soruydu. Çok iyi. Döndüm bir defa sorunun kendi güzelliği ve hanımefendim bunu ifade etme yeteneği cesareti Hı -hı. beni çok etkiledi. Ona döndüm ki gerçekten ihtiyacım yok dedim. Var evde zaten dedi. Hı -hı. Bunu da beğenmiştik ama bırakıyorum şimdi dedi. Gerçekten ihtiyacım var mı veya gerçekten neye ihtiyacım var? Şimdi bir söz var bir şairin seni her gün başka birisi yapmaya çalışan bir dünyada kendin kalmak cesaret ister diyor. Kendin kalmak, kendi rüyalarına sadık olmak, kendi özüne sadık olmak, kendi hayallerine sadık olmak. Yani başkalarından alkış almak için, aferin almak için yaşamamak. Ben ve şimdi. Evet. Burada ve şimdi hı hı. kendi ihtiyaçlarımı görerek, kendi ruhsal ihtiyaçlarımı görerek, ona öncelik vererek yaşamak. Hı hı. Bu meli malı meselesi vardır ya hocam, yapmalıyım, etmeliyim, herkes almış ben de almalıyım, herkes onu okumuş gitmiş. Bestseller kitaplar bile öyle modası var. Ee, işte plajda bu yaz bu okunuyor diye herkesin elinde. Geri kalmayayım diye, değil Geri mi? kalmayalım diye hmm. tıpkı tüketilen diğer nesneler gibi onun bile bir modası oluşuyor. Ve melimalılar yapmalıyım, etmeliyim. Bütün günümüzü bunlar belirliyor bazen 24 saatimizi.